Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Kerem, bugün sizlerle Age of Story 2 Ukrayna serimizin ikinci bölümüyle yine karşınızdayım dostlar. Geçtiğimiz bölüm sizler de hatırlayacaksınız ki Belarus devletini Rusya'nın Belarus'u ele geçirip bizim topraklarımızı kuşatmaması için ele geçirmeyi başarmıştık. Hem de yaptığımız yatırımlarla beraber bir yandan askeri olarak, genişleme olarak kendimizi geliştirirken bir yandan da halkımızın refahına son derece dikkat eden bir ülke görüntüsü vermiştik dış dünyaya. Ve bu bölüm bu görüntüyü aynı şekilde sürdüreceğiz. Hem yatırımlarımızla halkımızın refahını düşüneceğiz, hem de yaptığımız askeri yatırımlarla, ekonomik yatırımlarla vesaire ülkemizi güçlendirmeye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün hedeflerimizden bir tanesi Balkanlar olacak. Yani ben... Bu biliyorsunuz bir müttefiklik kurmaya çalışıyoruz şu anda Ukrayna, Türkiye ve Polonya devletleri arasında. Bu müttefikliği kurmak için şu anda Polonya'yı da bu ittifaka katmamız lazım ama kendileri şu anda kabul etmiyor. Biraz daha ilişkileri geliştirdikten sonra tekrar deneyeceğiz Polonya ile müttefik olmayı. Şimdi ben bu üç devletin arasında üçünün de birbiriyle bağlantısı olmasını istiyorum. Bu sebeple Romanya ve Bulgaristan'ı ele geçireceğim. Polonya, Ukrayna, Türkiye üçlüsü arasında bir bağlantı, bir yol olacak böylece. Bu yolu neden istediğim de son derece belli. Herhangi bir Rusya savaşı karşısında ya da başka bir devletin ilan ettiği savaş karşısında Türkiye bana Balkanlardan ordu getirebilsin, ben de Türkiye'ye Balkanlardan ordu getirebileyim. Polonya'da keza aynı şekilde. Yani bunları yapabilmek için üçümüzün de arasında bir yol, bir bağlantı olması lazım. Bu sebeple Romanya, Bulgaristan ve Moldova devletleri benim şu anda kesin direkt olarak hedeflerim. Bunları kesinlikle elimize geçireceğiz abi. Bunları kaçırmayacağız. Bunlar Ukrayna'nın hakimiyetine geçecek abi. Bu Rusya'nın o hegemonyasından kurtulmak için Ukrayna devletinin kesinlikle yapması gereken bir hamle. Şimdi sıradaki hedefimiz Moldova olacak ama... Bu kadar üst üste savaşta gerçekleştirmek istemiyorum. Şu anda %11'lik bir savaş yorgunluğumuz var. Bu %0'a inene kadar bekleyeceğiz. Ve savaş yorgunluğumuz tamamen sıfırlandıktan sonra savaşlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi elimizi çabuk tutmamızda da fayda var. Nedeni de şu ki Avrupa yani kızgın. Avrupa bayağı karışık. Şu anda Almanya ile Fransa savaşıyor. Bir yandan da İspanyollar Almanlara savaşı ilan etmiş vaziyette. Aynı zamanda İspanyollar Portekizlilerle de savaşıyor. Yani şu anda Avrupa'nın pek çok ülkesinde savaş var. Dolayısıyla bu savaşlar Balkan coğrafyasına da sıçrayabilir. İtalya gelip Slovenya'yı alabilir ya da bilmiyorum Avusturya gelip Macara'yı ele geçirebilir. Yani burada güçlü devletler, güçlü hükümetler kurulmadan önce bizim bu bölgeye hükmetmemiz gerekiyor. Bu yüzden de bir yandan aslında elimizi çabuk tutmamızda kesinlikle fayda var. Bir de şu anda mallar yatırımı yapmamın sebebi aslına bakarsanız şu. Şu anda biliyorsunuz az toprağımız var. Eğer bizim fazla toprağımız olsaydı, bu kadar toprağa hükmediyor olsaydık, bizim yaptığımız nüfus yatırımları bütün topraklara gidecekti. Ama şu anda yaptığımız nüfus yatırımları sadece buraya gidiyor. Dolayısıyla toprak başına artan nüfus sayısı daha fazla oluyor. Bu şu anda bizim için kesinlikle daha kazançlı bir durum. Bu sebeple şu anda bir yandan da nüfus yatırımlarına oldukça önem vermeye gayret gösteriyorum. Savaş yorgunluğumuz 4.32'ye kadar düşmüş. Sıfırlandığı anda Moldova Savaşı'na hazır olacağız. Bazı tamamlanmamış asimilasyonlar var. Bunları bir tamamlayalım. Belarus'tan aldığımız topraklar bunların hepsi. Hepsini bir %100'e tamamlayalım abi. Gayet güzel. Serinin devamı için bu arada videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayın. Benim 10.000'lik bir ordum Moldova için yeterli mi diye bakıyorum. Yeterli. Fazlasıyla yeterli abi. Ukrayna birlikleri rahat bir şekilde Moldova topraklarını ele geçirecektir. Şöyle hemen bütün sınırları ordularımızı yollayalım. Her birine 2000'er ordular düştü, bence gayet yeterli. Savaş yorgunluğumuz da %2.04'e kadar düşmüş. Polonya ile ilişkiler ne alemde? Artı 89'a kadar çıkmış, güzel bir ilerleme. Türkiye ile de ilişkileri geliştirelim yine biz. Güzel, artı 98, artı 99, 100. Ve hala kabul etmiyor. Yani Türkiye'den eksi 38 yiyor abi. Yani şu anda aslında Türkiye ile Polonya'nın arası biraz iyileşse her şey okey olacak. Her şey tamam olacak. Şu an sadece Türkiye ile Polonya'nın arasının iyileşmesine ihtiyacımız var. Polonya'yı da bu müttefikliğe katabilmek için. Bekleyeceğiz abi. Bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz ve göreceğiz. Umarım Türkiye ve Polonya devletlerinin arası zaman geçtikçe iyileşir. Biz de bu müttefikliğin sınırlarını iyice genişletebiliriz. Evet. Bence bu kadar yatırım da yeterli. Savaş yorgunluğumuz da %0'a düştüğüne göre Ukrayna devletinin Büyük Balkan harekatını artık başlatmanın zamanı geldi. Moldova ile başlayan bu harekat Romanya ve Bulgaristan topraklarına da yayılacak ve bütün Kafkasları bizim hegemonyamız altına alacak abi. Şöyle Moldova kolay bir hedefti zaten. Bu Balkan hedeflerimizin ilkiydi ve son derece kolay bir hedefti. Şimdi sırada Balkan hedeflerimizin en zorlarından bir tanesi, hatta belki de en zoru var diyebiliriz. 110 bin ekonomili Romanya devletine karşı bir savaşa gideceğiz. Bu savaş için bize en az 30 binlik bir ordu bence kesinlikle gerekiyor. 30 bin kişilik bir ordu toplayacağız. Şöyle bekleyelim, biraz daha paramız biriksin. Ne kadar ordu oldu şu anda? Hepsini bir Kiev'de toplayalım. Evet, güzel.
Yani 20 bin ordu olmuş. Bize sadece bir 10 bin ordu daha lazım. Ondan önce asimilasyonları başladım. Zaten Moldova'dan sadece 2 tane toprak aldık. Kiev'de 10 bin ordu çıkar mı? 5 bin çıktı. Bir 5 bin daha çıkar bence. Güzel, tamam. 198'i terhis ederim. Lan yanlış oldu. Tamam, bu sefer oldu abi. Toplamda 30 bin kişilik bir orduyla Romanya sınırlarına gideceğiz. Kaç tane sınır var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Her bir sınıra 5 biner ordular düşecek abi. Güzel, her şey yani mükemmel şekilde tam ayarlanmış şekilde ilerliyor. Eğer böyle giderse bütün bu coğrafyanın hakimi olacağız gibi görünüyor. Yani zaten Balkan topraklarını aldıktan sonra sizler de göreceksiniz. Ukrayna'nın sınırları çok tatlı oluyor. Harbiden çok güzel sınırları oluyor yani. Aman dur, Macaristan'a değil. Romanya'ya savaşımızı ilan edelim. Yanlışlıkla Macaristan savaşı ilan ediyorduk abi. Hızımızı alamadık. Kime savaşı ilan edeceğimizi bilemiyoruz. Güzel. İlk tur saldırılarımızın tamam başarılı oldu ama sağlam bir kayıp verdiğimizi de üzülerek söylemek zorundayız. Güzel bir kayıp verdiler gerçekten ilk tur olmasına rağmen. Devam edelim. Yine de çok sıkıntı çıkacağını ben zannetmiyorum. Evet, orada da biraz zorlandık. 2800 ordusu orada var. Oraya bir dikkat edelim. Şöyle hep beraber saldıralım abi o bölgeye. Bükreş'e de bu tur girmeye çalışacağız. Şöyle geriden bir destek yollayalım hemen. 4300 orduk bir destek. Güzel. Yine toparladık abi. Orayı yine ele geçiremedik maalesef. Şöyle bir saldırı daha yapalım o bölgeye. Birazcık da ordularımızı şöyle yayalım her bölgeye doğru. Herhangi bir yere kaçmalarına izin vermeyelim Romanya ordularının. Çok güzel. Tam istediğimiz gibi hiçbir yere kaçmalarına izin vermedik ve son toprağı da alarak Romanya devletini de mağlup etmeyi başardık. Bütün topraklarını da alabiliyoruz bizim için. Çok güzel bir savaş daha geride kaldı. Ukrayna devleti sınırlarını genişletmeye devam. O ne lan? Tövbe bismillah. Oğlum çok tatlı görünüyor lan. Aa, düzelmiyor da. Aa, böyle kaldın yani sen. Oha lan. Oğlum baya güzel görünüyor bu arada. Nur inmiş gibi. Kırgızistan yazısı bayağı iyi. Bunun SS'i alınır bence ya, dur. SS'ini aldım abi, tamam. Harbiden ilgi çekici bir görüntüydü çünkü. Neyse, biz işimize devam edelim. Türkiye kardeşim, nereye ordu topluyorsun ya? Aa, İtalya ile savaşa girmiş. Bak sen ya, İtalya'ya ordu topluyor şu anda Türkiye. Evet abi, şu an Türkiye İstanbul'da bayağı büyük bir birliği. İtalya'ya doğru. İtalya'ya göndermiyor mu? Niye Kuveyt'e ordu gönderiyorsun lan? İran sınırına dizmek için mi? Niye böyle bir şey yaptın? Göndersene oğlum İtalya'ya. Aa, aa. Abi neyse. Ne yaparsa ne yaparlarsa yapsınlar abi. Adamların yönetimine biz karışamayız yani. Ama neden böyle bir hamle yaptıklarını anlamadım. Galiba İran sınırına dizmek için. Şimdi Türkiye ile aramız nasıl? Artı 73 Polonya ile birazcık gerilemiş. Bunları biraz daha düzeltmek lazım. Evet be. Türkiye ile Polonya'nın arası bayağı iyileşmiş artık büyük ihtimalle. İttifağı aynen öyle. Kabul ettiler, muazzam. Şu kurulan ittifağa bakar mısınız abi? Bence çok güzel oldu. Bence harbiden çok güzel oldu yani. Şimdi Bulgaristan'ı da alarak bu 3 müttefik devlet arasında bir bağlantı, bir sınır, bir yol oluşturmayı amaçlıyoruz. Bulgaristan'ın toplam 42 binlik bir ekonomisi var. Yani hani 15 binlik bir ordu bile son derece yeterli olacaktır bunlar için. Türkiye beni İran'a karşı savaşa hazırlanmam için davet ediyor. Onaylayalım. Yani aktif olarak savaşmam, ordu falan göndermem ama manevi olarak desteğimizi esirgemeyelim Türkiye'den. Ne Polonya'dan ne de Türkiye'den desteklerimizi esirgemeyeceğiz abi. Mümkün olduğunca bizi çağırdıklarında savaşlarına destek vermeye çalışacağız. Katılmaya çalışacağız en azından. Evet, İran'da şu anda savaşa girdik. Polonya'da girdi o savaşa. İran kardeşim, ölüm fermanını imzaladın sen şu anda. Abi bu müttefiklik harbiden çok güzel oldu. Ama buna bir isim bulmamız lazım. Anti-Rusya Paktı tabii ya. Bence çok iyi isim. Anti-Rusya Paktı. Aynen öyle. Çok güzel isim abi, evet. Türkiye, Polonya ve Ukrayna devletleri olarak Anti-Rusya Paktı'nı şu anda bu gördüğünüz sınırlar içerisinde kurmuş bulunuyoruz. Eğer Anti-Rusya Paktı'mıza katılmak isteyen başka devletler de varsa kapımız ardına kadar açıktır. Bütün devletlere Finlandiya ile ilişki geliştirmeye başladım. Çünkü onu Anti-Rusya Paktı'na katmak gibi bir düşüncem var. Umarım o düşünceyi gerçekleştirebiliriz. Sevgili Finlandiya hükümetinde tabii eğer gönlü var lan, sanki kız istiyoruz anasını satayım, bu ne? Finlandiya hükümeti de isterse yaparız yani, güzel olur hocam. Böyle hemen sınırları ordularımızı yollayalım. 5000 harbi sınıra yollayacağım. Sadece son toprağa 3000'lik bir ordu kalacak. Evet, çok güzel. Bulgaristan sınırlarında daha Ukrayna orduları hazır ve nazır bir şekilde beklemekte. Oha İran. Türkiye İran'ı almış, İran Türkiye'yi almış. Ne yaptınız oğlum? Adamlar birbirlerine reverse atmışlar. İyiymiş kanka. O da iyi bir kafaymış. O da ayrı bir kafa yani. Neyse, saldırılarımızı başlatalım Bulgaristan toprakları üzerine. Bu savaş bizim için tarihi bir nitelik taşımakta. Bu savaş Anti-Rusya Paktı üyelerinin birbirleri arasında bir bağlantı kurmasına vesile olacak. Bu sebeple Ukrayna'nın gerçekleştirdiği bu harekat yıllar boyunca dilden düşmeyecek bir harekat olacak.
Evet, çok güzel. Bitirdik gibi görünüyor artık Bulgarları da. Hemen ordumuzu yollayalım. Bir tane bu kadar. Bulgar toprakları da artık tamamıyla Ukrayna'nın eline geçmiş bulunmakta. Şöyle hemen bütün toprakları alalım. Geriye artık Yunanistan kaldı abi, değil mi? Yunanistan'ı da alıp sıcak denizlere inmiş olacağız artık. Şöyle hemen ordularımızı Kiev'e doğru yollayalım. İran barış istiyor. Türkiye'de tamam diyorsa ki Polonya'da tamam diyor. Tamam. Benlik okey yani. Oo, bayağı iyi be. Türkiye bayağı güzel topraklar aldı. Ama o Türkiye'nin oradan Suriye'yi de alması lazım. Sınırları o kadar güzel gözükecek ki. Yani Türkiye'nin yaptığı bu fetihler bizim için kesinlikle yararlıdır. Sonuç olarak anti-Rus paktını büyüten bir hamle. Suriye'yi de aldığınızda yine bizim yararımız olacak. Sonuç olarak anti-Rus paktı büyümüş olacak. Bu sebeple Türkiye'nin yapacağı her fethi Ukrayna ve Polonya devletleri olarak biz destekliyoruz abi. Arkasındayız sevgili Türk dostlarımızın. Şöyle hemen Rusya'yla da biraz yine ilişki geliştirmeye başlayalım. Umarım anti-Rus paktından herhangi bir devlete karşı savaş veya bunun gibi bir eylemde bulunmazsın sevgili Rusya. Aklı başında bir ülke olduğunu düşünüyorum ben. O sebeple kuşkulanmıyorum ama yani yine de sen kendine dikkat et. Kendine dikkat et yani canım. Uyarıyorum sadece, yanlış anlama yani, uyarıyorum. Şöyle hemen Bulgar topraklarında da asimilasyonları başlatalım. Romanya'dan aldığımız bazı topraklar üzerinde tamamlanmamış asimilasyonlar var. Onları da bir bitirelim abi. Evet dostlar, bütün asimilasyon işlemlerini de başlattık. Şu anda Ukrayna topraklarının tamamı Ukrayna halkına dönüştürülmek üzere misyonerler gönderilmiştir. İşlemler yapılmaktadır. Şimdi artık anti-Rus paktının sınırlarını biraz daha büyütmenin vakti geldi. Hedef yine Balkanlar. Ama Balkanlarda biz gerçekten adaletli davranacağız. Şimdi şöyle bir tehlike var ki Polonya'nın sınırlarında Almanya gibi güçlü bir devlet bulunmakta. Polonya'nın yani anti-Rus paktı olan, anti-Rus paktında olan bir üye ülkenin Almanya'ya yem olmaması için Polonya'nın biraz daha güçlenmesi gerekiyor. Bu sebeple Balkan toprakları bölüştürülecek. Yunan toprakları Türkiye'ye, Yugoslavya, Makedonya, Arnavutluk, Bosna, Hırvatistan ve Macaristan toprakları Ukrayna'ya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Avusturya toprakları ise Polonya'ya verilecek. Balkan toprakları anti-Rus paktı üye ülkeleri arasında bölüştürülecek abi. Böyle bir planımız var ama herkes kendi savaşını yapacak. Yani ben Yunan savaşına karışmam, sadece sınırlarıma ordu dizerim benim topraklarıma girmesin diye. Onlar benim savaşlarıma katılmaz. Ben de buradaki Çek, Slovakya, Avusturya savaşına Polonya'nın katılmam. Yani herkes kendi işini kendisi halledecek. Ve bu işlemlerle, bu hamlelerle beraber sonuç olarak Balkan toprakları anti-Rus paktı üyeleri arasında bölüştürülmüş olacak. Şöyle hemen ordu basım işlemlerimizi gerçekleştirelim. Basalım abi birazcık ordu şöyle. Melitopol'de, Mariupol'da. Güzel. Yani bayağı bir ordu basım işlemi gerçekleştirdik. Şu anda önce Türkiye'nin hedefini halledeceğiz. Yani Yunanistan'ı halledeceğiz. Şöyle hemen sınırlara yollayalım. 25.000-25.000 şeklinde iki tane ordu. Destek vermeyeceğiz. Saldırı yapmayacağız. Sadece sınırlarımızda ordu bekleteceğiz. Şimdi ben Türkiye'ye diyorum ki savaşa hazırlan kardeşim. 10 tur boyunca. Hatta 9, hatta 7 tur olsun. Aynen. 7 tur boyunca Yunanistan'a karşı savaşa hazırlan. Sen de o savaşa gireceksin. Yunanistan'ı yeneceksin. Bu kadar. Çok da zor bir şey değil. Sen Teselli ve Aleksandropoli'yi aldığın anda ben buradan giderim abi. Ben buradan giderim kuzeye doğru. Nereye? Slovakya sınırlarına. Slovakya sınırlarına niye gidiyorum? Oraları da Polonya alacak çünkü. Savaş bir başlasın bakalım. Ben de şu anda merak ediyorum. Acaba Türkler rahat bir şekilde yenebilecekler mi? Yunanları bayağı iyi ilerlediler abi. Harbiden bayağı güzel ilerlediler. Denizleri de hemen bir hallederseniz. Güzel. Bir de şu ada kaldı bir tane. Kanka onu da alın hadi, zorlamayın hadi. Ya illa biz alacağız değil mi? İlla biz alacağız değil mi? İlla biz alacağız yani. Biz almazsak almıyorsunuz değil mi? Neyse tamam. Lan tam da çıkıyormuş ha. Neyse. Tamam. Hepsini alamıyor musun cidden? Alıyorsundur ya. Ha, harbi alamıyor ya. Adam tamamını alamıyor ya. Ya benim yüzümden alamıyor değil mi? Neyse tamam abi. Girit'te kalıversin. Ne yapalım? Girit'te kalıversin. Evet güzel. Bence iyi bir barış antlaşması. Ordularımızı hemen geri çekelim. Bizim Yunan'daki işimiz bitti. Türkiye'ye Yunanistan'ı kazandırdık. Güzel oldu. Şimdi yani şu an bunu yapma amacımız tamamen müttefiklerimizi de güçlendirmek. Unutmayın. Sonuçta Rusya'ya karşı bu 3 devletin tamamı savaşacak. Mesela Baltık devletlerini de ben Polonya'ya aldıracağım. Neden? Çünkü Polonya'nın da Rusya'ya karşı sınır olması lazım. Anti-Rus paktı devletleri Rusya savaşı çıktığında tamamı Rusya'ya karşı olacak şekilde savaşmalı. Yani Polonya işte ben Ukrayna'nın üzerinden ordu getireyim buradan gideyim olmamalı. Herkes kendi toprakları üzerinden saldırabilmeli. Bu sebeple anti-Rus paktı toprakları, sınırları, üye ülkeleri arasında hepsinin Rusya'ya sınırı olması gerekiyor. Bunu bizim bir şekilde sağlamamız lazım. Ayrıca olası bir Rus saldırısına karşı hem Türkiye'nin hem de Polonya'nın güçlü olması lazım. Bu sebeple şu anda bu yaptığımız hamlelerin sebebi budur. Hemen şöyle Slovakya sınırlarına da ordularımızı yollayalım.
Çok güzel. Şimdi Polonya'ya savaşa hazırlanma eventi göndereceğiz. Şöyle 5 tur hazırlansın. Hatta ikisine birden bence savaşa hazırlanmalı. Aynen, daha mantıklı bir, daha yerinde bir hamle olacaktır. Şöyle ikisine de 5 tur boyunca savaşa hazırlansın. Gayet iyi. Alman toprakları zaten İspanyollar ve Fransızlar tarafından bölüştürülüyor gibi görünüyor şu anda. Güzel, güzel, güzel. Slovakya'yı hemen halletti. Benim için barış kabul zaten. Hiç sorun yok. Ama Çekoslovakya'ya karşı girmemiş. Tamam, buna karşı da savaşa hazırlan. 5 tur boyunca. Onu da alırsın abi sen. Evet, gayet iyi. Onu da halletti. Mükemmelsin Polonya. Aferin sana Polonya. Türkiye beni Kazakistan'a karşı savaşa çağırıyor. Gelirim ama yine bir hamle yapmam. Evet, güzel. Polonya Çekoslovakya'nın da tamamını aldı. Artık Polonya'nın alacağı tek bölge Avusturya. Bence hemen orayı da yedirelim abi. Yani şu an Belçika, Letonya ve Kazakistan bana savaşı ilan etmiş. Belçika ile Letonya çok da önemli değil. Hele Letonya hiç önemli değil. Çünkü ben Letonya'yı Polonya'ya yedireceğim. Yani boşu boşuna bana savaşı ilan etmesin. Belçika'da keza aynı şekilde pek de önemli değil açıkçası. Kazakistan'a karşı da savaşa zaten geldim. Güzel. Her şey şu anda istediğimiz gibi gidiyor. Videoda artık 16 dakikayı geride bırakmış. Biraz da artık bölümleri 15-16 dakika civarında yapmaya çalışacağım ama her gün mümkün olduğunca 2 bölüm atmaya çalışacağım abi. Böyle bir düzen oturtmaya çalışacağız. Umarım bölüm hoşunuza gitmiştir. Serinin devamı için videoyu beğenmeniz yeterli. Ayrıca açıklamadaki linklerden Kerem'le İmparatorluğu Discord sunucusuna katılabilir ve ageofstory.türkiye.com forumuna bakarak, şöyle bir inceleyerek mod ve senaryolara göz atabilirsiniz dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bye bye.